günü Atilla Yeşilöz'e ile birlikteyiz. Oldukça hareketli bir hafta. Oldukça hareketli bir hafta olması bundan sonraki haftaların da hareketsiz olmayacağı anlamına gelmiyor. Ne söylediğimi bilmiyorum. Bak bakayım bana ne söylediğime. Ben önce Atilla Yeşilada'ya hoş geldiniz diyeyim. Atilla Yeşilada hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Hoş bulduk. Herkese sağlıklı hafta sonları, omikronsuz hayatlar diliyorum. Amin efendim. Neyle başlayalım? Enflasyon rakamıyla mı? Fitch'in yaptığı fiçlikle mi? Bakanın değişmesiyle mi? Deneme nasıl gidiyor sorusuyla mı? Buyurun. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Vallahi deneme nasıl gidiyor sorusuyla başlayalım. Çünkü bence artık bizi izleyenlerin döviz nereye gidecek sorusu kadar biz bu kış nasıl besleneceğiz, nasıl yaşamımızı sürdüreceğiz diye bir kaygısı da olabilir kafalarında düşüncesindeyim. Bu önemli. Bu hani tüm dünyadan kaynaklanan lojistik sorunu ve omikronun bunu yaratmış buna olumsuz etkisinden mi kaynaklanıyor yoksa bize özel nedenler de mi var? Birincisi var zaten. İşte dün zannederim lojistik dernekleri aşı sertifikalarının eksikliğinden falan bahsediyorlardı. Ama bize özgü bir sebebi var. Sık sık biliyorsun dünyanın en büyük yabancı yatırımcıları benden nasihat alır. Onların kafalarındaki soru şu: ya hani bu kadar Türkiye'yi kötülüyorsun, hatta bir anlamda belki ekonomik casusluk yapıyorsun da denilebilir. Aman diyeyim abi, gerek yok, boş ver. O zaman niye herkes dolar alıp kaçmıyor? Yani bence de bunun cevabını bulmak çok önemli olacak. Ama bence mesele şu: bütün mevduat dövize dönmese de ekonomi dövize dönüyor. Bu konuda çok yoğun haber akımı var. Kimse artık vadeli TL çek almıyor. 60 gün vadeli sipariş kabul etmiyor. Herkes dolar istiyor. Ekonomi ciddi bir şekilde dolarizasyona uğradı. Şimdi tabii bunu yapabilecek olan şirket var, yapamayacak olan şirket. Şimdi durum şöyle: maliyetlerini ölçemiyorsun. Devlet senin kar etmene müsaade etmem diyor. Daha da önemlisi, maliyetlerini fiyata yansıtsan o fiyattan alıcı bulamayacaksın. Dolayısıyla binlerce işletme, ki bunlar özellikle halkla birebir temas halinde olan fırınlar, kasaplar, yok ne bileyim ben, küçük perakendeciler, teslimatçılar, dükkan kapatmak zorunda olacak. Yani enflasyonun yanında kışın bir de kıtlık ekonomisine geçebiliriz. Ben bir videomda bunu ani duruş sendromu olarak da tarif ettim. Yani şu anda çok iyi gözüken ekonomik göstergeler bir gün içinde bozulabilir. Topla bir gün içinde bozulabilir. Yani bu böyle baktılar ki kurun sonu yok, kimse müdahale etmiyor. Enflasyona da müdahale eden yok. Devlet devamlı denetçi gezdiriyor senin aranda, fiyatlara zam yapıyor musun diye. Pek çok insan üretimden vazgeçer. O zaman tabii bir de bunun getirdiği işsizlik sorunu var. Bütün bahsettiğim küçük şirketler emek yoğun sektörlerde bulunuyor. O zaman ne yapacağız bu kış aylarında? Çok zor bir dönem bekliyor bizi. Yani normal zamanlarda Sayın Erdoğan'ın pragmatizmine güvenip herhalde bu deneyden kısa bir süre sonra vazgeçer ya da vazgeçirmeye ikna edilir diye düşünürdüm. Ama şimdi bunu düşünemiyorum. Çünkü anladığım kadarıyla çevresindeki herkes de aynı şeyleri düşünüyor. Yani burada çok kesin bir mesaj var. Tamam, sıkıntı çekeceğiz, hep beraber çekeceğiz ama 6 ay sabredin, her şey çok iyi gidecek. Ama önümüz kış, ben insanların 6 ay sabredebileceğine açıkçası pek inanmıyorum. Özetle söylemek gerekirse şu anda yaşadığımız ekonomik sıkıntıların ağırlaşması bir ihtimal, herkes buna hazır olmalı. Bazı temel ürünlerin bulunmaması ya da kuyruklarla elde edilmesi ikinci sorun, üçüncüsü siyasi çalkantı söz konusu olabilir. Yani insanlar masalarına ekmek gelmediği zaman artık sabırlarını da yitiriyorlar. Dolayısıyla çok daha gergin bir siyasi ortama girebiliriz. Bu da psikolojik olarak bütün piyasaların ve iş dünyasının moralini bozabilir. Şimdi ben giderek çok zor bir iş yaptığımızı düşünmeye başladım bu yayını yaparken. Çünkü böyle işin mantığıyla ilgili açıklananları doğrulamaya çalışsak ya da her bir boşluğu doldurmaya çalışsak bile yeni delikler, yeni açıklar, yeni boşluklarla karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü oyun planının ya da bu stratejinin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Ben şunu sormaya başladım kendime. Hani
eğitimli ya da okumuş bir şekilde hani bir belli mantık zincirinden giden insanların en büyük yanlışlığı acaba arkasında bir rasyonelite araması mı? Yani buradaki rasyonel ne, yoksa hani Greenspan'in söylediği gibi hakikaten irrational bir exuberance mı var burada sorusu çok temel bir soru gibi gelmeye başladı bana Atilla. Türk lirası enstrümanları teşvik edecek düzenlemeler yapıyoruz kelimesi. Benim kafamda bazı soru iş. Şimdi teşvik edeceğiz dese onu anlarım. Evet. Veya belki onu kastetmiştir. Ben yine çok fazla. Öyledir ama, öyledir abi. Aman öyle diyelim. Evet. Ama düzenleme kelimesi, yani düzenleme iyi de olabilir ki. Mesela swap hatlarını kapatmak da bir düzenlemedir. Evet. Şimdi burada acaba hangi tür düzenlemeden bahsediyoruz? Yani iyi ise iyi, tamam. Yani ne bileyim, belki de her işte TL mevduat yapana bir battaniye, bir elektrikli şey soba verecekler ya da 500 ton kömür gönderecekler. Kötü anlamda mesela bunu da biraz önce başka bir Zoom toplantısındaydım. Oradaki değerli izleyicilerim söyledi. Benim hiç aklıma gelmemişti. Yani yarın döviz büfelerinde döviz alışverişine %3 işlem vergisi koysalar kim mani olacak? Evet. Ya da bankada mevduatın TL'den dövize geçirmeye kalkarken %3 varlık vergisi geçirseler. Yani evet, bu ihtimalleri kimse kusura bakmasın. Beni muhalif olmakla, muzur olmakla da suçlayabilir. Öylesine bir yoğun evet. Ben bu noktada şahsi sorumluluk olarak bizi izleyenlere işleri iyiye girecek diye gaz veremem. Evet. Umarım evet, söylediklerim çıkmaz ama bizim görevimiz en kötü de olsa olasılıkları insanlara açıklayıp karar vermeyi onlara bırakmak. Peki Atilla abi, şimdi yine şeyi bulmaya çalışıyoruz ya. Hani olasılıklar şunlar derken bir kere yelpazeyi çok geniş tutmamız lazım, onu anladım. Çünkü piyasanın vereceği tepki ne olurdu bilebiliyoruz da piyasanın verdiği tepkiyi engelleyecek bir sonraki önlem ne oluru bilemiyoruz esasında. Yoksa kur yukarı gidecek, ondan sonra arada müdahale olsa falan filan da bir şey fark etmeyecek. Çünkü bu kur yani enflasyonu tetikleyecek, enflasyonu da kuru tetikleyecek falan filan bir sarmala doğru gidiyoruz. Hiper enflasyona doğru gidiyoruz. Şimdi bu kötü sefer. Şimdi yine çok hani cevabını bildiğim ama yine de sormam gereken bir soru. Hani haylaz bir çocuk ya da işi bilmeyen bir adam falan diyebilirsiniz. Yani ya da ben öyle yapacağım, böyle yapacağım deyip böyle düğmelere basıyor. Ama bakalım ne olacak diye. Şimdi diyelim ki düğmelere basıyor ve ne olacağı bilmiyor ama biraz önce söylediğin şey var ya, hani döviz almaya devam etmese insanlar, yani desek ki kardeşim döviz almayın ya, yani öyle bir şeyimiz gücümüz olsa da almayın diyebilsek, böyle bir imkan var mı? Yani çünkü şey yapamıyoruz, ikna edilemiyor insanlar döviz almaya çünkü rasyonel bir nedeni var. Başka bir şey yapılabilir mi döviz almasını engelleyecek bu sistemdeki insanların? Şu anda Merkez Bankası bir kur hedefi deklare etmeden zımni olarak belli bir kuru savunma politikasına geçse dövize acayip satış gelir. Bak sebebi de basit. Cari açık yok. Yani ticaret yoluyla dışarıya döviz vermiyoruz. Bankalar ve şirketler az çok vadesi gelen dış borçlarını yeniliyorlar ya da oradan çok düşük bir çıkış var. Yabancı yatırımcı kalmadı. Talep nereden geliyor? Talep halktan geliyor. Halkın talebi de belli abi. Halk ayda 50 milyar dolar döviz talep etmez ki. İşte DTH mevduatlarındaki döviz dolarizasyona baktığında ayda en fazla 4-5 milyar dolar. Bir şey daha var. Yani bu son günlerdeki talebin önemli bölümü aynen kriptolarda olduğu gibi. İnsanlar hızlanan trenin arkasına takılıyorlar para kazanırız diye. Momentum var çünkü. Evet. İvme trade'i. Evet. Şimdi Merkez Bankası dese ki, daha doğrusu demese, şöyle sessiz fakat vakur bir ifadeyle. Vakur, evet. Yani 10-10-10 daha ve var, parası var. Bunu da insanlar yanlış anlıyor. Kendi parası yok ama itibarı ve kredisi var. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı TRT'ye çıktı. Ortak yayında birkaç tane şey söyledi. Değerlendirdik zaten. Hemen arkasından da Merkez Bankası'nın müdahalesi geldi. Ben Sayın Cumhurbaşkanı çıkınca, bakın Cumhurbaşkanımızın söyledikleri karşılık buldu. Halkımız da dövizini satıyor, destekleyecek bir döviz müdahalesi bekliyordum zaten. Ama bu kadar senin söylediğin gibi plansız, oyun plansız bir döviz müdahalesi beklemiyordum. Çünkü sen bir tarafta TL'yi açık tutup millete döviz almak imkanı verip öte yandan da döviz müdahalesini de
Ben Merkez Bankası para piyasalarında çalışmadım ama orada çalışmış insanların istifa edip gittiğini biliyorum. Ve onların daha öncekilerinin nasıl müdahale ettiklerini bildiğim için bu müdahale çok yanlış, plansız, programsız konusunda sana katılıyorum. Ama diyorsun ki sen bu noktadan itibaren o kadar hızlı bir momentumla geldik ki zaten mesela dün de halk sattı biraz. Gap yaptı. Gap'li açıldı. Yani korkuturum ben. Ulan bak bir günde bu gelmiş şeyden 10'dan 14'e atıyorum. Yani bir daha vurursun, bir 10 daha satarsın, bir 10 daha yamulurlar doğrudur dedin sen biraz önce. Bunu yapabilirler mi? Yapar. Niye yapmıyor? Niye yapmıyor? Sorarsan aklıma bir tek şey geliyor. Bu artık yani iyice bu artık bir bilgi aktarım programından çıkıp komedi şovuna döndü ama dün bir hafta önceki merkez rezervleri açıklandı. Ne kadardı biliyor musun? 128 milyar dolar. Ciddi mi söylüyorsun? Allah çarp. 128. Anladım şimdi. Cevabımı belki, aldım. Belki merkeze dediler ki 128 doların 128 milyarın üstünde varsa sat. 128 ne diyeyim Artunç ya? Niye yani? Hayır bak şunu çok iyi anlıyorum. Diyebiliriz ki bizi yönetenler kötü niyetli. Kendilerini, ailelerini veyahut da onlara oy verenleri düşün. Ya da onları besleyen iş dünyasını düşünüyorlar. Ama Allah rızası için sen düzelt ya da yorum yazan izleyicilerimiz düzeltsin. Şu anda izlenen politikaların Sayın Erdoğan başta olmak üzere tek bir insana yararı var mı? Evet. Ya o beni çok şaşırtıyor. Yani tamam siyasettir bu. Kirli bir oyundur. Bunun altında ne yatıyor diye bakmak lazım. Ve baktığımda da bunun altında hiçbir plan göremiyorum ben. Evet. Evet. Dolayısıyla peki, pazartesi tamamen bu yayını yeniden yapmamız gerekebilir. Evet peki o zaman şimdi biz yine de şeyi tahmin ediyoruz ya herkes onu merak ediyor. İleriye bakıyoruz. Aa. Ne olacak ne vadede ne olur'a gidiyoruz ya. Bu mesela derecelendirme kuruluşlarının falan bunlar çok bir önemi yok herhalde diyeceğim. Kusura bakma yanlı bir soru olacak ama esas merak ettiğim şu. Ben geçtiğimiz günlerde bir şeyler duydum böyle bazı derecelendirme kuruluşlarının kurla ilgili yorumlarını duydum. Ve esasında o yorumları senin yapmış olduğun yoruma çok benziyor. Daha gitmez ki. Hani kim şey yapacak ki, talep edecek ki diye. Ama sürekli kur artışını destekleyecek ve belki de irrasyoneliteden, plansızlıktan kaynaklanan hep açıklamalar geldi ve hep kur yukarı gitti. Ben komplo teorisine inan demiyorum ama makro çerçeveye baktığın zaman buradaki irrasyonelite kuru sonsuza kadar yükseltebilir mi? Yoksa bir yerde bu iş sudden stop diyorsun ya bir yerde patlayabilir mi konusunda ne görüyorsun? Hele ki Fed'in ve Amerikan Hazine Bakanı'nın dahil artık enflasyon geçici değildir dediği bir dönemde. Yani en sondan başlayalım. Sen söyledin hani içeride Türk lirasını daha aşağı edecek siyasi veya ekonomik bir neden olmasa bile dışarıda Fed'in izlediği politikalar bize Fed faizlerinin 2022 yılında en az iki kere artacağını gösteriyor. Avrupa Merkez Bankası'nın, Japon Merkez Bankası'nın öyle bir niyeti yok. O zaman şu anda 96'nın biraz üstünde bulunan dolar endeksi %105'e kadar gidebilir. O zaman yani şey olarak temel ekonomik dengeler açısından Türk lirası ve bütün gelişmekte olan ülke para birimleri kaybeder. Sana bu döviz talebinin sonu var mı yok mu konusunda bir hikaye anlatacağım. Eminim sen de bilirsin izleyici. Adana Çimento'nun halka arzı yıllardan 1991. 300 bin liradan mı ne açıldı? O kadar büyük talep vardı ki 10 gün arka arkaya kapalı gişe oynadı. Yani %10 prim yaptı daha ilk işlemde ve ondan sonra işlemlere kapatıldı. Ve sırf ve o zamanlar işlem yapılmadığı zaman fiyat artmıyordu. Dolayısıyla 12'ye 2 dakika kala birisi gelir yarım lot Adana çimento satar fiyatı tescil ettirirdi. Şimdi şu anda döviz piyasasında o var. Yani benim 1 milyon dolarım olsa bugün döviz fiyatını yukarı iterim. Çünkü satıcı yok. Kimse satmak istemiyor dövizi. Dolayısıyla bitmez. Bir kere daha söylüyorum. Servetten dövize dönüşün sonuna gelmiş olabiliriz. Yani artık döviz almak isteyen herkes aldı. Ama kardeşim sürekli olarak insanlar tasarruf ediyorlar. Bunun bir miktarını mali piyasaların dışına çıkartıyorlar ama mali piyasalara da sokmak zorunda oldukları bir kısım var. Bunu tamamen dövizle yapıyorlar. Dolayısıyla dövize talebi evet birkaç aylığına kesebilirsin. Evet. Ama genel politika çerçevesi değişmediği sürece o talep sürekli olarak devam eder.
Peki. Ben şöyle bir şey yok. Yani bu evet. Pardon, çok özetle söyleyeyim. Yani bir noktada herkes döviz alır, piyasadan çekilir, döviz düşer diye bir senaryo yok. Yani öyle bir şey kimse beklemez. Ya yani bu havayı değiştirecek, ben buradayım kardeşim demediğin sürece bir şey elde edemezsin. Şeyi baki tutuyoruz. Yani Merkez Bankası'nın rezervi şu anda var ya da işte daha önce olduğu gibi bankalardan, şunlardan, bunlardan milletin dövizini alıp satabilir. Bunu yaptığı da bir süre tutabilir. Yani işte 6.85'te tuttuğu gibi kur ondan sonra yukarı gider ayrı. Yani sen şunu dedin. Kur o kadar hızlı yukarı geldi ki belki biraz daha gelecek. Ve belli bir noktada belki senin söylediğin gibi Merkez Bankası eğer bir 10 milyar dolar satıp bu balonu söndürürse o süreçte seçim olabilir. Yani ne zamanki kur 6.85'te olduğu gibi yerel seçimler öncesi gibi mesela tutulursa ona böyle gelene gidene al sana döviz diye yapılıp verilirse o zaman o tutabildikleri süre içerisinde seçime gitmeleri gerekir. O zaman şimdi bir planlama yap abi bana. De ki şimdi kur 14'e geldi. Aa. Çok yükseldi. Bu kuru ben 11'e çeker miyim? Çekerim. Bir müdahale etsem 11.5'a da indiririm. 12.5'a da indiririm. Doğru dürüst yaparsam ama bu işi. O araya da indirdiğimde de seçim yapmam lazım. Şimdi önce seçim kararını mı alacağız? Önce dövize müdahale mi edeceğiz? Ya, hani sen söyledin diye soruyorum bunları. Nedir bunlar için oyun planın? Evet, yani bir oyun planı var. Şu anda uğraşmam. Ocak'ta işte zamlar gelecek. Herkese, bütün vatandaşlara, doktorlara falan, öğretmenlere, EYT 3600. Zamlar geldikten sonra dolarda şalteri kapatırım. Yani bütün gücümle müdahale ederim. Böylece hem zamların getirdiği o refah havası hem Türk lirasının değer kazanması üst üste gelir. Ve AKP biliyoruz çok sık anketlere bakarım. Ocak Şubat'ta Erdoğan'ın görev onayı ve AKP MHP'nin oyları yükseliyor. Seçim kararı alırım. 40 günde seçime gidelim. 60 günde seçime gidelim. Yani bütün 2 ayda. Toplarsın. Evet, Şubat sonu gibi alırım. Mart, Nisan sonu, Mayıs gibi seçime giderim. Bu süre zarfında da benim dövizi tutacak cephanem vardı. Zaten dövizi bir %10 bastırsam enflasyon düşmez ama yani şu eğrinin şöyle geldiğini eğimini azaltırım. Ve evet. İnsanlara şunu söyleyebiliriz. Ya bakın biz hallettik sorunu ya. Yani iktidarı değiştirmenize gerek yok. Geçici sıkıntılar yaşadık. Söz verdiğimiz gibi. İşleri iyi gidiyor. Bakın örneği burada. Ve bununla seçime gidilebilir. Evet. Ve başka çaresi de yoktur açıkçası. Yani o da en büyük sıkıntılarımdan biri. Siyaset yapmak istemiyorum samimiyetle ama Türkiye'nin şu andaki politika demetiyle bu kışı atlatsa dahi gelecek kışı atlatamayacağını herkesin görmesi lazım. Yani gelecek kış FED faizleri 50-75 bas puan daha yukarıda olacak. Belki evet. Başka bir varyantla uğraşacağız. Çünkü şey yani şu anda salgın bitti diye söylenebilecek bir şey yok. Yani bu kısıtlamalar, seyahat kısıtlamaları Mart'a Nisan'a kadar devam ederse turizm sezonunun da önemli kısmını kaybediyoruz. Açıkçası bekleyelim işler daha iyi gider. Şu gelişmeleri takip edelim denebilecek bir senaryo da yok ortada. Mucizelere yani dua edeceksin. O yüzden hani şöyle bir şey de var. Erken seçimin bir avantajı var Sayın Erdoğan için. Seçime giderken der ki ya benim politikalarım bunlardır. Beni seçerseniz bunları da seçiyorsunuz. Ve bu tartışmayı artık bitirelim. Bundan sonra faiz yok. Bu kadar işte. Yani bankalar bütün kredilerini ihracatçılara verecek. Gerekirse merkez de verecek. Buna halktan onay alırsan o zaman muhalefet de çenesini kapatır. Ben de çenemi kapatırım. 5 sene rahat edersin. Evet. Ben bu mainstream dediğimiz hani bas senaryoyu anladım şimdi. Evet. Yani zaten bir tarafta milliyetçi oyları almak istiyorsan işte Avrupa Birliği bana yaptırım yapıyor diyeceksin. Ekonomistlere mandacı diyeceksin. Ondan sonra o taraftan bir ekonomik kurtuluş savaşı diyeceksin. Öte yandan da faizle ilgili din motifi üzerinden işte faiz günahtır zaten ortada deyip biz faizi bitiriyoruz söylemini vereceksin. Ve ondan sonra da kur gitti ama dişinizi sıkın müdahale ettim bak kur da aşağı geldi. Çünkü zaten pompaladı ki çok hızlı gitsin yukarıya şeysiz gitsin hacimsiz gitsin falan diye bir de önlemler alındı. Şimdi bunlar bayağı bir rasyonel içerisinde yapılmış işler.
böyle diyorsun ki şey oturuyor, hikaye oturuyor. Değil mi evet. abi? Öyle eğer oluyor. Bütün bunlar yapılırsa o zaman bir mantık vardır. Yani bu mantık doğrudur, yanlıştır, ahlakidir, tamam. Değildir, o başka bir tartışma. Tamam. Yani bu senaryo üzerinden kur ocağa kadar yükselmeye devam edebilir. Oradan sonra zamlar açıklandıktan sonra da yüksek zamların ardından enflasyonun yükselmesini de engelleyecek, kur geçişkenliğini de engelleyecek kuru aşağı çekersek pozitif bir hava elde edilir ve seçime gidilir diyorsun. Bunu bozabilecek ne var önümüzdeki döneme baktığın zaman bu senaryonun işlemesini engelleyecek? Vallahi yani bunu bozabilecek pek fazla bir şey yok. Ama Sayın Erdoğan'ın niyeti bu olmayabilir ve Sayın Bahçeli'nin. Ha. Yani her halükarda kendi teorilerine inanıp işte 6 ay daha bekleyelim. İşler düzelir diyorlardır. O zaman 6 ay daha bu çileyi çekeceğiz. Ve 6 ayın sonunda işlerin iyiye gitmediği görülecek. Sebebi de çok basit. Cari açığı kapatıp cari fazlaya döndürürsün. Ama sonuçta seçim kazandıran büyümedir. İnsanların cebine akan gelirdir. Türkiye büyümeye başladığı anda da cari açık üretir. İşte gördük Kasım'daki rakamları yani. İhracat rekor kırdı. İthalat da öyle hiç nakavt olmadı yani. 26 milyarı aştı. Türkiye'nin kaderi budur. Dolayısıyla 6 ayın sonunda elde ettiğim başarı 2 ay içinde çok büyük bir yenilgiye dönebilir. Ama yani kimse de Sayın Erdoğan'a zorla seçim yaptıramaz. Ama şu kadarını söylemek lazım. Yani Erdoğan'ın bir seçim stratejisi ya da iktidar stratejisi ekibi varsa onların şu andaki fırsatın son fırsat olduğunu, çünkü bir kez daha bu kadar zam yapacak, bütçe değer olmadığını, indirilecek faiz kalmadığını ve vatan şirketleri de zorla fiyatların düşük tutmaya ikna etmenin de geçici bir çözüm olduğunu, arkasından herkesin dükkan ve fabrikasını kapatacağını anlatmaları gerekir diye düşünüyorum. Evet. Vallahi bence yayını burada bitirelim. Çünkü zaten yani yapmasaydık da olurdu yani. Evet, yok yok açıkçası. Yani hani çok özür dileyerek abi buna brainstorming de diyebiliriz, geyik de diyebiliriz. Yani normalde seninle ben böyle bir şey hadi canım ya falan deyip ya konuşulur mu lan bu deriz. Ama konuşuyoruz. Çünkü yani bir şey bulmamız lazım, bir senaryo yazmamız lazım. Bir şey yani değil mi? Hani bir oyunlar hafta sahnelenmesi lazım. Ha, oyunun her haftası mesela ben alacağımı aldım abi. Ben benim açımdan ne olabilirle ilgili iki tane senaryo oluştu. Bir tanesi rasyonel olduğu düşünülen kısa vadede kurtarıcı, uzun vadede çok büyük problem olan bir senaryo var. Bir diğeri de zaten başlı başına yani işimiz çok kötü senaryosu var. İkisi bizi ayrı yerlere götürmüyor. Sadece vade olarak farklı yerlere götürüyor diye düşünüyorum. Var mı abi eklemek istediğin bir şey? Ben alacağımı şimdi alacağım. Biraz sonra çıkıp tekel dükkanına gideceğim. Gerisini söylemeyeyim. Vatandaşlarımızın kalbini kırmayalım. Ben de 6 aylık stok yapacağım. Peki efendim. Atilla Işık'la da her zaman olduğu gibi sizinle yayın yapmak muhteşemdi. Çok eğlendim. Haftanın geri kalanında Allah'tan haftanın geri kalanı yok, sadece hafta sonu var. Sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum efendim. Hafta sonunda görüşmek üzere.